Ayrıcalıklı Rotalardan merhaba. Gelin bu programımıza küçük bir hesapla başlayayım. Çoğu kez yurt dışı seyahatlerimizde gittiğimiz ülkenin en bilinen bir ya da birkaç şehrine gider. Sonra da gittiğimiz ülkeler listesine yazarız o ülkenin adını. Ama o ülkenin diğer kentlerine, kasabalarına, köylerine nasıl da haksızlık yaptığımızı fark etmeyiz. Ülkemizden pay biçelim mesela. Yurt dışında karşılaştığımız yabancılar Türkiye'den geldik dediğimizde hep İstanbul, İzmir, Antalya ve yaz tatili beldelerinin adlarını sıralar. Oysa ki nice güzellikler barındırır muhteşem ülkemiz. Yeşili, denizi, antik kentleri, tarihi, doğası saymakla bitmez güzellikteki şehirleri, kasabaları ve köyleri. Nasıl da görmezden gelinir o muhteşem yerlerin hepsi. Ya biz, kaçınız bilir Peçi, Gödölle'yi, Herend'i, Balaton'u, Zigetvar'ı, Feştetiç'i ve Estergon'u. Kitaplardan, filmlerden hatırlasak da kaçınız gitmiştir bu güzelli diyarlara? Merakta bırakmayayım daha fazla. Bu programda sizleri o bilmediğiniz, gezmediğiniz, birbirinden güzel, zarif, şık, romantik ve doğa harikası yerlere götüreceğim. Macaristan'ın gizli kalmış cennetlerine, Budapeşte dışındaki harika yerlere. Hazırsanız başlayalım mı gezmeye? Macaristan'ın başkenti Budapeşte, ülkenin hem siyasi hem de turistik merkezi. Orta Avrupa'nın da en büyük şehirlerinden. Peki bugün bile geçmişinin gösterişli izlerini taşıyan şehrin nasıl bir mazisi olmuş? Gelin kısaca anlatayım sizlere. Romalılar hüküm sürüyormuş bu bölgenin ilk sakinleri olarak. 451 yılında Hunlar gelmiş ve durun demiş Attila. Artık buralar bizim, işiniz yok buralarda sizin. Attila'nın ele geçirdiği Roma kolonisi 9. yüzyılda Macarların başkenti olmuş. 1000 yılında Macaristan'ın ilk kralı olarak İşvan taç giymiş. Ardından da aziz ilan edilmiş. 16. yüzyıla gelindiğinde Osmanlıların Balkanlardaki gücü giderek artmış. O zamanlar Osmanlı tahtında da Kanuni Sultan Süleyman varmış. Belgrad'ın alınmasının hemen ardından yapılan Moğaç Savaşı'nda Macar kralı yaşamını yitirmiş. Ve Osmanlılar başkent Budin'e girerek bağımsız Macaristan Krallığı'nı sona erdirmiş. 2. Dünya Savaşı'nda kayıplarını telafi etmeye kalkmışlar. Ama olmamış. Ülke bu sefer de Alman işgaliyle karşılaşmış. Alman işgalinin hemen ardından Macaristan'a Sovyetler Birliği müdahale etmiş. 1990'da ülkedeki ilk demokratik seçimlerden sonra Haziran 1991'de ülkeyi terk etmiş son Rus birlikleri. 1 Mayıs 2004'ten itibaren Macaristan Avrupa Birliği üyesi olmuş. Macaristan ve Türkiye arasında bir başka ilginç nokta daha var. Hem Macarların hem de Türklerin ataları Orta Asya'dan yola çıkmışlar. Hem de 10 kavim olarak. Sonra bunların 7 tanesi Karpatları geçip Macaristan'ın şimdiki topraklarına gelmiş. 3 tanesi de Anadolu'ya gitmiş. Anlayacağınız Macarlarla ciddi bir ortak geçmişimiz bulunuyor. ...2021'de 20. yaşına giren Lazar Binicilik Parkı 90 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu. Çocuklu aileler için piknik yapmak, uzun yürüyüşlerle temiz hava almak, lezzetli ev yemekleri yemek, bisiklete binmek ya da bir ağaç altında kıvrılıp yatmak için ideal. Muhteşem düğünlerle dünya evine girmek, balık tutmak, ata binmek, doğada dolaşmak için de gelebilirsiniz bu parka. Parkın sahibi Lazar kardeşler. Gelin hikayelerini birlikte dinleyelim. Sizi Vilmos Lazar'la tanıştırmak istiyorum. Kardeşi Zoltan'la beraber, ki kardeşine bazen adının Türkçe versiyonuyla Sultan diye hitap ediyorlar. Toplamda 21 kere at yarışlarında dünya şampiyonu olmuşlar. Vilmos Bey, başarınızın sırrını anlatabilir misiniz? Ez egy bonyolult kérdés, nehéz egyértelmű megmondani. Atları kendimize çok yakın hissettiğimiz için çok seviyoruz. Başarımızın sırrı da atlara duyduğumuz bu sevgiden geliyor. Bir işi severek yaparsak bizi mutlu eder ve başarı da beraberinde gelir. Bizim için en büyük sır bu. Biz Budapeşte'de doğduk. Çiftliğe gittiğimizde 12 yaşındaydık.
Atlarla da 12 yaşında tanıştık ve onlarla bağ kurmaya başladık. Diyebilirim ki bu ilk bakışta aşk gibiydi. Ve bu at sevgimiz o yıllardan bu yana katlanarak büyüdü. Türkiye'ye birkaç kez gittim. Türkleri çok seviyorum ve çok yakın geliyorlar bize. Yani misafirperverler, cana yakınlar. Özellikle Macarları çok sevdikleri için ikinci memleketim gibi görüyorum Türkiye'yi. Park başkent Budapeşte'ye sadece 35 kilometre uzakta olduğundan her sene yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor. Lazar kardeşlerin parkında belirli aralıklarla at binme gösterileri yapılıyor. Hadi gelin birlikte izleyelim bu görsel şöleni. Gösteriyi beğendiniz mi? Şimdi de sizi 15 dakika ilerideki muhteşem bir saraya götürüp çok ünlü, tarihi bir şahsiyetle tanıştıracağım. Hazır mısınız? Gelin beraber gidelim. ...1526 yılındaki Moğaç Savaşı'ndan sonra Osmanlı Buda'nın yanı sıra Gödöllü'yü de kendi topraklarına katmış. Nüfusu pek kalabalık değilmiş Gödöllü'nün. Sadece birkaç soylu aile yaşamış bu topraklarda. Zaten kasabadaki yapıların çoğu da bu aileler tarafından yaptırılmış. 19. yüzyılda Habsburg Hanedanı zamanında taç giymelerinin şerefine Avusturya İmparatoru ve Macaristan Kralı 1. Franz Josef ile eşi Kraliçe Elizabeth'e hediye edilmiş. Şu anki haline göre çok daha mütevazı olan bu sarayla bölgeye bu kez de Habsburg etkisi hakim olmuş. Ve kraliyet burayı ikinci adres olarak kullanmaya başlamış. Bavyeralı Prenses Elizabeth, diğer adıyla Sisi, sarayın hediye edildiği düğünle 16 yaşında dünya evine girmiş. Avusturya İmparatoriçesi, Macaristan, Hırvatistan ve Bohemya Kraliçesi olmuş. Avrupa'nın en güzel kadınlarından biriymiş ama bir türlü alışamamış bu hayata. Sürekli mutsuzmuş. Depresif yaşamı takıntılarla doluymuş. Kilo alma kaygısı yüzünden günde sadece bir portakal yermiş. Kıyafetleri bedenine tam otursun, düğmeleri potluk yapmasın diye her gün üzerine diktirip akşam yeniden söktürürmüş. Saçlarını topuklarına kadar uzatıp her gün saatlerce uğraşırmış. Mutsuz, asi, halkla iç içe yaşayan, spor yaptığı için eleştirilen, çocuklarına halktan öğretmenler tutan, saray kurallarına uymayan, oğlu bir cinayete kurban gittiği ya da intihar ettiği için derin bunalıma düşen bir kraliçe olmuş Sisi. İsviçre'de bir anarşistin suikastine kurban gidince halkın iyice sevgisini kazanmış. İşte bu hayata tanıklık etmiş bu saray. Şu anda Budapeşte'den sadece 45 dakika uzaktayım. Burada Macaristan'ın en büyük barok sarayı var, Gödöllü Sarayı. Bilirsiniz Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Josef çok önemlidir ama ondan da meşhur biri vardır. Eşi Elizabeth, bizdeki bilinen adıyla Sisi. Şu anda Sisi ile birlikteyim ve sarayı onunla birlikte gezeceğiz. Ihre Hoheit, wie geht es Ihnen? İmparatoriçe Elizabeth'e bu tabloyu sordum. Burada taç giyme sahnesi betimlenmiş. Gerçekten muhteşem bir tablo. I really love it. It's beautiful. Bina bugün Macar saray mimarisinin
en önemli örneklerinden biri. 20. yüzyılda entelektüel kesim, gazeteciler, sanatçılar, yazarlar keşfetmiş Gödöllü'yü. 280 bin metrekarelik alanıyla Macaristan'ın en büyük barok sarayı olan Gödöllü, 1991'de restore edilerek eski haline kavuşturulmuş. Macarlarla ortak özelliklerimizden biri olan porselen, 10. yüzyılda Sung Hanedanı zamanında Çin'de doğmuş. Özellikle de Haçlı seferleriyle bütün Avrupa'ya ulaşmış. Macarlar 1850'lerde Çin porseleninin büyüsüne kapılmış. Öyle ki o porselenleri kullanmak adeta soyluluk göstergesi olmuş. Macaristan'da porselen üretme fikri Çin'den getirilen porselen takımlarının kırılmasıyla doğmuş. Araba yok, uçak yok. Kırılanın yerine yenisini gidip almak da hiç kolay değil. O zaman yenisini biz yapalım demişler. Günümüzde Herent kasabasında Macarların deyimiyle porselenin kraliçesi üretiliyor. Bu porselenler düzenlenen sergi ve fuarlarda çok ilgi görünce İngiltere kraliçesi ve Avusturya imparatorunun saraylarına da girmişler. Nedir Macar porselenini ayrıcalıklı kılan? Bir kere her şey el yapımı. Üstelik üretiminde hala eski yöntemler kullanılıyor. Yeni teknoloji olan tek şey fırınların ısıtma yöntemleri. Ayrıca çok özel ham madde karışımlarıyla da o sıra dışı beyazlık, şeffaflık ve duruluk elde ediliyor. Herent'ten çıktıktan sonra Macaristan'ın en eski şehirlerinden Kestel'e getirdik bu kez de sizleri. Balaton Gölü'nün kıyısındaki kentin nüfusu 20 bini biraz aşıyor. Nüfusu az olsa da ülkenin kültür, eğitim ve ekonomik merkezlerinden birisi kabul ediliyor. Kuzeyinde ormanlar ve tepeler, güneyinde ise Balaton Gölü var. Tüm bu sebeplerle Kestel ve çevresi hafta sonu tatilleri için çok tercih ediliyor. Balaton, Orta Avrupa'nın en büyük gölü. Macaristan'ın denize kıyısı yok. O yüzden çok kıymetli bu göl. Hatta Macar Denizi de diyorlar. Aslında pek de büyük değil. 592 km² bir yüzölçümü var. Yani bizim Van Gölü'nün 1/6 biri. Kışın buz tutmuş gölün yüzeyinde açılan deliklerden balık tutmak ve buz pateni yapmak şehirdeki önemli etkinlikler arasında. Avcılık Müzesi, Fransisken Kilisesi, Marzipan ve Oyuncak Müzeleri şehrin ilginç noktaları olsa da buraya gelmenize değecek mücevher 18. yüzyılda inşa edilen Peştetiç ailesinin sarayı ve bahçeleri. İsterseniz birlikte bir göz atalım. Evet, bu sefer de Peştetiç Sarayı'na geldik. 110 odadan oluşan Peştetiç Sarayı, Macaristan'ın en büyük üçüncü ve en çok ziyaret edilen sarayı. 6 kalıcı sergiyle 5 binada ziyaretçilerini bekliyor. 1745'ten 1944'e kadar tam 200 yıl siyasi, ekonomik ve kültürel yaşamda önemli yeri olan Peştetiç ailesine ait. Ailenin önemli bireylerinden Krzysztof Peştetiç tarafından 1745'te başlatılan sarayın inşaatı bir asırdan fazla sürmüş. Zaman içinde
birçok farklı mimari üslupta ilaveler yapılmış. Balo salonları ve misafir suitleri için bir kanat ve bir de kule inşa edilmiş. Saraydaki 90 bin kitabın bulunduğu kütüphane Macaristan'ın ayakta kalan tek aristokrat özel kütüphanesi. Sergilenen 50'den fazla at arabası ve araba koleksiyon tutkunları için çok değerli. Palmiye Evi ve Kuş Parkı'nda egzotik bitkiler, aynı zamanda Akdeniz florası ve faunasından pek çok tür görebilirsiniz. Sarayın muhteşem parkı, İngiliz bahçesi ve Fransız bahçesi üsluplarının bir araya geldiği çok güzel bir örnek. Ülkenin 5. büyük şehri, yaklaşık 2000 yıllık tarihe sahip Peç'teyiz. Geçmişte yaşayanların bıraktıklarıyla zengin ve çok renkli bir kültüre sahip olmuş Peç. Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait nekropol denilen mezarlık sebebiyle 2000 yılında UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesine alınmış. 2010 yılında ise İstanbul ile birlikte Avrupa Kültür Başkenti seçilmişti. Porselenleriyle ünlü kentin bir başka özelliği de yine porselenleriyle ünlü Kütahya'nın kardeş şehri olması. Topraklarında pek çok kültür olunca bir o kadar da ismi olmuş bu zarif şehrin. Orta çağda 5 katedral diye adlandırılmış. Sonra da katedrallerin Vatikan temsilcisi barındırmak zorunluluğu nedeniyle 5 kilise demişler. Osmanlılara geçtiğinde bu topraklar bu kez de Peç olarak adlandırılmış. Krallardan biri Macaristan'ın ilk üniversitesini burada kurarak şehri bilim ve ilim merkezi haline getirmiş. 1543'teki fetihten sonra Osmanlılar şehri kendilerine göre düzenlemişler. Bazı kiliseleri camiye dönüştürmüşler. Yeni camiler, hamamlar, okullar, türbeler ve anıtlar yapmışlar. Yaklaşık 150 yıllık Osmanlı egemenliğinde kent pek çok eser kazanmış. Seçeni Meydanı'ndaki Gazi Kasım Paşa Camii 1585'te inşa edilmiş. Ama Osmanlı bu topraklardan ayrılınca minareleri yıkılmış ve bir kiliseye dönüştürülmüş. 16 metre çapındaki kubbesiyle şehrin tam merkezinde görkemli bir eser. Caminin hilalinin ortasına da büyük bir haç yerleştirilmiş. Eser Rumeli'deki en büyük Türk yapılarının başında geliyor. Macaristan'ın ise en büyük Türk eseri. Kilise haline getirilirken kesme taşla örülen caminin klasik kemerli Türk pencerelerinden bazıları değiştirilmiş, bazıları da iptal edilmiş. Yakavalı Hasanpaşa Camii, Peç'teki camiler arasında orijinal minaresi kalan tek cami. Osmanlı'nın bölgeyi terk etmesinden sonra hastane olarak kullanılmış. 2016'da caminin önüne yerleştirilen heykel Peç doğumlu Osmanlı tarihçisi İbrahim Peçevi'ye ait. Camilerden başka şehirdeki İdris Baba Türbesi ve Memi Paşa Hamamı günümüze kadar gelebilmiş eserler arasında bulunuyor. Türkiye'de yapılmış çok değerli Macar eserleri var. Gelin bunlara da çok iyi Türkçe bilen Macaristan Türkiye Büyükelçisi Viktor Matiş anlatsın. Matiş'in Türkçe yazdığı sosyal medya paylaşımlarının çok popüler olduğunu da söyleyeyim.
Türkiye'de Macar izleyeninin sayısı gerçekten çok fazla. Bunun en önemli noktası Macaristan Milli Müzesi'nin yurt dışında bulunan en çok daimi sergisinin Türkiye'de olmasıdır. Bu çok önemli bir şey çünkü Macaristan etrafındaki ilk komşu ülkelerde değil, Türkiye'de en çok daimi sergimiz var. Mesela Tekirdağ'da, Kocaeli'de, Kütahya'da, Osmaniye'de ve bu seneden itibaren Kars'ta da daimi sergimiz bulunuyor. 1800'lü yılların ortasında Lajos Kossuth, Macaristan'ın belki en önemli milli kahramanı, Kütahya'ya gelmiş ve maiyetiyle beraber 1,5 sene boyunca Kütahya'da kaldılar ve ondan sonra buradan Macaristan'ın özgürlüğü için çalışmaya devam etmişti. İbrahim Müteferrika'nın mesela Macar olduğunu herkes biliyor. İbrahim Müteferrika Kayıt Müzesi var Yalova'da çünkü bu Macar olan matbaacı ilk kitapları Yalova'nın etrafında bastı. Bu bizim için çok önemli. Ama bunun dışında özellikle genç cumhuriyet yıllarında birçok Macar uzman Türkiye'ye geldi ve İstanbul'dan Iğdır'a kadar çok önemli işler yaptı. Antalya etrafında Gebiz adlı bir belde aslında kendini Macar olarak biliyor. Yani 1960'lı yıllara kadar oranın ismi Macar idi ve bu sene içinde oraya gittiğimde herkes evet ben Macar köklüyüm dediğinde çok mutlu oldum. Çünkü özel bir ilişki anlamına geliyor. Türkler ve Macarlar arasında çok fazla benzerlik var. Bu benzerliklerin arasında mesela insanın yapısı, hoşgörüsü, misafirperverliği de çok önemli. Mesela bir Türk olarak Macaristan'a gittiğinizde Macarlar sizi ne kadar sıcak karşıladığını hissedebiliyorsunuz ve aynısını biz Türkiye'de yaşayan Macarlar da burada net bir şekilde hissediyoruz. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölmeden önceki son seferini yaptığı Zigetvar'a geldik. Bu savaş sonrasında Osmanlı'nın eline geçmiş bulunduğumuz kale. Kanuni'nin öldüğü yer olması sebebiyle de önem kazanmış. Zigetvar Kalesi 14. yüzyılda almış bugünkü halini. 1566'dan 1689'a kadar hem kale hem de Zigetvar Osmanlı hakimiyetinde kalmış. Birazdan ben de bir canlandırmanın parçası olarak sizi savaşa götüreceğim. Sürprizimize hazır mısınız? Ama öncelikle olayların nasıl geliştiğini anlatayım. Avusturya Arşidükü Maximilian bir yandan Osmanlı ile barış anlaşmasını yenilerken bir yandan da Osmanlı'nın himayesindeki Erdal Bey ile savaşıyormuş. Erdal Bey'in Habsburg topraklarının bir kısmını ele geçirmesi üzerine Arşidük Maximilian Osmanlı'dan alınan bu toprakların geri verilmesini istemiş. Ama gelecek cevabı beklemeden Erdal'in topraklarına saldırınca da barış anlaşmasını ihlal etmiş. Osmanlı Avusturya'ya karşı savaş ilan etmiş. Kaleye yapılan son hücumdan bir gün önce ise Kanuni Sultan Süleyman vefat etmiş. Ama bu durumun duyulmasının yaratacağı kargaşa düşünülerek ölüm haberi gizlenmiş. Tahta yeni padişahın geçmesine kadar karışıklık olması istenmemiş. O zamana dek Zigetvar, Sokollu Mehmet Paşa'nın kontrolü altında kalmış. Kanuni'nin iç organları otağının altına gömülürken naaşı Süleymaniye Camii'ndeki türbesine götürülmüş. II. Selim de yeni sultan olarak tahta geçmiş. Zigetvar'ın biraz dışındaki Macar Türk Dostluk Parkı'na da muhakkak uğrayın. 2016'da savaşın 450. yılında açılan parkta Kanuni'nin ve karşı tarafın komutanı Miklos'un heykelleri var. Parkın girişinde bir çeşme, en arkada da temsili bir Kanuni türbesi var. ...2009'da imzalanan bir anlaşmayla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin arasında kurulmuş olan Türk Keneşi denilen Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi 2021'de Macaristan'da toplandı.
Konsey, Türkiye ile karşılıklı ticari ilişkilerin gelişmesi için ülkeler arası köprü görevini üstlenmiş. Ev sahipliğini de Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı, yani HEPA yapıyor. Gelin şimdi konuyla ilgili olarak Doktor Krzysztof Szabo'dan bilgi alalım. Tisztelt Államtitkár úr, helyettes Államtitkár úr, elnök úr. Doktor Szabo, geçenlerde Türk Konseyi toplantısındaydık. Bu toplantının neden Macaristan'da yapıldığını anlatır mısınız? The question is very good. Actually, we are not a Turkic country, but Hungary as such. Güzel bir soru. Biz aslen bir Türkiye Cumhuriyet değiliz. Fakat köklerimiz aynı ve kültürlerimiz de benzer. Bu nedenle de Türk Konseyi içerisinde gözlemci üye olarak önemli bir rolümüz var. Macaristan'ın bu topluluk içerisinde kültürel ve ekonomik rolü önemli. Macaristan, Türkiye Cumhuriyetlerin Avrupa Birliği ve Batı'ya olan köprüsü iken, Türk Konseyi üyesi ülkeler de Macaristan'ın doğuya olan köprüsü. Öncelikle karşılıklı ekonomi ve ticari bağları geliştirip güçlendirmek çok önemli. Macaristan'ın Türk Konseyi üyesi ülkeler için Avrupa Birliği içerisinde bir merkez rolü olabilir. Bizim ulusal ihracat politikamızda doğuda daha aktif bir rol alma isteğimiz var. Bu nedenle Türk Konseyi coğrafyasında kardeşlerimizle birlikte daha aktif çalışmak istiyoruz. Hemen hemen tüm alanlarda, tarım, makine, otomotiv, kimya, bilişim ve iletişim, su sistemleri ve sağlık ekipmanı sektörleri başta olmak üzere tüm alanlar. Kökenimiz ve kültürlerimizin kaynağının aynı yer olması önemli bir başlangıç noktası. Birbirlerimizin ülkelerinde iş olanakları olacağı gibi, beraber üçüncü ülkelerde de iş yapabiliriz. Macar ve Türk İhracat İthalat Devlet Bankalarımızın bu üçüncü ülkelerde yapılan ortak projeler için finansal destek anlaşmaları var. Bu da hem Türk hem Macar ekonomilerinin beraber el ele gelişmesi için çok önemli bir faktör. Şimdi de hem Osmanlı hem Macaristan için çok önemli bir yere, Estergon'a geldik. Program içeriğini uzun araştırmalardan sonra birlikte hazırladığımız sevgili Serda, bakalım bu kez neler anlatacak bize. Sahne senin Serda. Safiyet'ciğim, bir kere önce bir nerede olduğumuzu söyleyelim değil mi? Budapeşte'nin sadece 60 kilometre uzağındayız. Macaristan-Slovakya sınırının çok yakınlarındayız. Macar hükümdarı Geza 970'lerde kurmuş Estergon'u. Zamanla gelişip büyümüş ve öyle bir noktaya gelmiş ki 11. yüzyılda başkent yapmışlar. Ama 1241'de ağır bir Moğol istilasına uğramış. Gerçi Moğollar kaleye girememişler ama kale dışındaki yerleşim yerleri falan yerle bir etmişler. Fakat sonra da çekip gitmişler. Olanlardan sonra düşünmüş Macarlar, ülkenin başkentini Buda yapmışlar daha az tehlikeli diye. Ama Estergon'da ülkenin en önemli dini merkezi yapmışlar. Osmanlı Devleti 1526 yılında ilk kez gelmiş Macar topraklarına. Moğaç Muharebesi'nden sonra Viyana'ya doğru ilerleyen Kanuni Sultan Süleyman pek çok yerde olduğu gibi Estergon'da savaşmadan teslim alınmış. Ve böylece bu topraklar Osmanlı'nın Avrupa tarafının en batısındaki toprakları olmuş. Stratejik önemi sebebiyle Buda, yani Budin'i merkeze bağlı bir eyalet, Estergon'u da ona bağlı bir sancak merkezi yapmışlar. Birkaç kez kuşatılmış kent sonunda da Arşidük Matyas'a teslim edilmiş. Yapılan bir anlaşmayla Osmanlı topraklarına yeniden katılmış ama kale. En sonunda da Avusturya güçleri tarafından bir daha kuşatılmış ve Osmanlılar da teslim etmek zorunda kalmışlar. Kısaca Safiyeciğim, ne var biliyor musun? 250 yıl Macaristan'ın başkenti olan Estergon tam 130 yılda Osmanlı idaresinde kalmış. Şimdi bak, bu arkamdaki katedral var ya, onu da anlatayım madem şu anda buradayız. Aynı anda 8500 kişinin ibadet edebileceği Macaristan'ın en büyük katedrali. 1869'da inşası bitmiş, adı da Estergon Bazilikası. Katedral Macaristan'ın en büyük kilisesi ve çok ilginç bak, en yüksek binası, o hani Buda'da falan gördüklerimizden de yüksek, yarım küre şeklindeki küçük kubbesi var ya şurası, orası dünyanın en yüksek kubbelerinden bir tanesi. Ama başka bir şey daha var, Sunak'ta bir tane resim var, yağlı boya tablo, Kutsal Bakire Meryem'in göğe yükselişi tablosu. O tek bir tuval üzerine yapılmış dünyanın en büyük resmi.
İlginç olan bir şeyi anlatacağım şimdi. Onu niye buraya geldim onu anlayacaksın. Yapılan restorasyon sırasında bu 100 metre yüksekliğindeki kubbedeki haçın içinde bir kapsül bulunmuş. İçinde iki belge varmış. Birisi başpiskopostan, birisi de başmimardan. İkisi de birer belge yerleştirmişler. Belgelerden birinde bazilikanın inşasındaki önemli aşamalar kayıtlıymış. Diğerinde ise önemli din adamlarının ve cemaatteklerin adları yazılıymış. Bir programımızın daha sonuna geldik. Macaristan'a Estergon Kalesi için yakılan bir türkü ile veda edeceğim. Osmanlıların kaleyi teslim etmek zorunda kalması üzerine yazılmış bu hüzünlü türkü. Binlerce kişilik bir ordu tarafından kuşatıldığında kalede az sayıda Türk askeri bulunuyormuş. Kalenin teslimi istendiğinde kale muhafızı Kara Ali Bey, "Biz Rumeli gazileriyiz, kelle verir, kale vermeyiz." demiş ve kuşatma devam etmiş. Kalede kıtlık ve susuzluğun başlamasıyla kale düşmüş ve kalenin terk edilip esirlerin yakındaki Vişegrad'a götürülmesinin hüznü de Türkiye'ye yansımış. Estergon Kalesi subaşı durak, kemirir içimi bir sinsi firak, gönül yar peşinde yar ondan ırak, akma Tuna akma ben bir dertliyim, yar peşinde koşar Karabahtlıyım. Estergon.